Herkesin bir öyküsü var. Hepimiz çocuk olduk. O çocukluk aslında bugün bizi biz yapıyor. O 5 yaşında işte o aslan kızım diye sevilen bir çocukken sonra hayatınızda işte üniversiteyi okuyorsunuz. Her şey çok güzel yolunda gidiyor. Ama ben hayatımın belli bir kısmında ayrı iletişim mezunuyum. Bir mesleğim daha var. Öğretmenim, çocuk gelişim uzmanıyım. Ve kararı verdim. Köy öğretmenliği hayalinin peşinden gittim. Aslında orada amaç böyle biraz mutlu olmak, doğanın içinde olmak. Benim bir köyüm yok. Ama o köy hayali, o okullarda hani anlatır ya çocuklar, köye gittik, şöyle oldu. O anıları çok etkiler sizi. Ve bir köyle hayatım kesişti. O müthiş bir yolculuk benim için. Orada göreve başladığımda çok büyük bir heyecanla başladım. Harikaydı o çocukların beni karşıladığı an. Yani o bir sonsuzluk. Ve onlarla biraz müfredatın dışına çıktım. Çok da keyifli anlardı onlar. Çocukların o seçme hakkı, oyun hakkı, istedikleri gibi örgütlenmek, o oyun hakkını ellerinden almışız. Ve onları asker gibi sıralara dizip en çok konuşanın adını tahtaya yaz demişiz mesleğimizde. Biz biraz dışına çıktık bu durumun. 22 seneden beri aynı köyde öğretmenlik yapan bir kişi, çok da idealist görünüyordu ama ben onun bir istismarcı olduğunu bilemezdim. Köyde anne baba eğitimleri, o ebeveynler, öğretmen olmak sadece çocukların dersine işte o 45 dakika girip çıkıp sonra evine gitmek değil. Onlarla oyun oynarken bazı travmaları da görüyorsunuz. Köydeki işte oluşan alkolizmi görüyorsunuz, kadın şiddetini görüyorsunuz ve başlıyorsunuz, artık tamam diyorsunuz. Yani ben buradayım, artık burası benim köyüm. 22 seneden beri oluşan, var olmuş olan bir istismar ve hiç akademik başarısı olmayan orada büyümüş artık o yetişkinler. Benim öğrencilerim istismara uğradılar ve bu bir senenin sonunda ortaya çıktı. Ne zaman ki benim çocuklarım, artık öğrencim demiyorum, benim çocuklarım onun sınıfına gitmişti. O sınıfta çocuklar şarkı söylemez oldular. Böyle içlerine kapandılar. Sınıfın kapısına geliyorlardı. Gözlerime uzun uzun bakıyorlardı. Yanlarına gittiğimde öğretmenim dedi, siz çok neşeli ve eğlenceli bir öğretmensiniz. Benim bir düzenim var. O yüzden sınıfların kapılarını kapatalım. O birinci basamaktı aslında oluşan. Sonra bir gün tahta kalemimi aldım. Bitmişti. Karşı sınıfa gittiğimde iki çocuğu görmedim sınıfta. Bir lojman vardı ortalama 100 metre uzakta. Oraya doğru gittiğimde çocuklar artık geç kalmıştım. Yani evlerine götürmüştü çocukları. Kapının önünü temizletiyordum dedi ve çocuklar yere doğru bakıyorlardı. Dedim ne yapıyorsunuz? Kapının önünü süpürüyorlar dediğinde. Öğretmenim siz çocukları sınıftan alamazsınız. Evinize bir yardımcı kadın tutarsınız, temizletirsiniz ama çocukları bu şekilde götüremezsiniz dedim. Ama istismarın varlığını düşünmedim. Sonrasında girdiğinizde olaylara çocukları iyi sevmek ve kötü sevmeyi anlatmadan önce sınıfa, yani bir 9 metrekare müdür odasına çocukların sınıftan alınıp kapatıldığını, istismara uğradıklarını artık hissettim. Girdiğimde masanın altında çocukları gördüm. Ve gördüğümde çocuklar dedim, ne yapıyorsunuz? Gıdıklama oyunu oynuyoruz dediğinde anlamıştım ki istismarına bir isim takmıştı. Çocuklar dedim çıkın ve öğretmenim dedim böyle bir oyun yok. Çocuklar çıktılar. Bahçeye gittim. Bizim sığınak park. Ve orada dedim ki ben bu oyunu çok merak ediyorum. Ya ben bilmiyorum bu oyunu. Bana anlatırsanız dedim. Çok ben de merak ediyorum oyunu. İşte öğretmenim dedi bacaklarımıza, kollarımıza dokunuyor, anlatamadılar. Ben de çok çocuklarda bir travma, yani onları örselememek için tamam dedim ve bir gün sonra onu 25 geçe her gün o koşa koşa çocukları kapattıktan sonra o gittiği lojman
zamanı vardı, bir aralık vardı. O saat aralıklarını artık biliyordum. Ve biz birlikte aslında bir şeyleri değiştireceğiz. Kesinlikle öyle. Evet, birlikte değiştirmek için konuşuyoruz. Hep birlikte değiştireceğiz. Birbirimize sarılacağız, değil mi? Sevgimiz kocaman hani bir yumak. İster istemez bir an hani bu kapatılma yeri başka yere götürmek bir an gözümün önüne geldi, kusura bakma. Benim yaşadıklarımı bir başkaları da yaşamış. Bunları anlatınca tabii ister istemez gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü bir anda gözünüzün önünde canlandırıyorsunuz. Öğretmenim de bundan burada, ben de bundan buradayım. Özellikle de senin çıkarttığın sese eşlik edebilmek için de. Hani hep dedin ya sen de bana, hani bunu bir çocuğun yaşaması, bunu başka çocuklar da yaşamasın. Hem senden duydukları, hem bizim burada ruh sağlığı alanında bir çocuğu konuşabilmemiz, hem de istismarcıların cezasını çekebilmesi için de bu alanlardan çekilebilmesi için de uğraşıyoruz olsun, aslında. Olsun artık yani, ve gerçekten bu konuda gerçekten de olabilecek en doğru isimlerden birine ulaştık. Çünkü o hayata dokundu zaten. Ve sen müthiş bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ve çıktıktan sonra çocuklara iyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. Sınıfa topladım. Dedim ki müthiş bir duygudur. Annemizin iyi sevmek böyle kendimizi dedim çok huzurlu hissederiz. Çok keyifli bir andır. Çocuklar böyle gülümsediler. Yüzlerinde böyle müthiş bir rahatlık. Bir de dedim kötü sevmek var çocuklar. Bikiniyle kapalı olan yerlerimiz, bedenimiz, dudaklarımız, bütün bedenimiz bize aittir. Oraya dedim dokunan biri varsa, bize bu aramızda sır kalsın diyorsa, bize şeker çikolata veriyorsa ya da bizi tehdit ediyorsa bizi kötü seviyordur. Bu durumda dedim güvendiğimiz dedim birine bunu anlatmamız lazım. O anlattığımız kişi susuyorsa bir başka güvendiğimiz kişiye dedim konuşabilirsiniz. Öğretmenler bizi dedi korur mu dedi. Korur dedim. O sırada kapının aralığından istismarcı baktığında benim erkek çocuklarımdan biri bağıra bağıra 19 Mayıs şiirini okumaya başladı. Son olaylar olmuştu. Hemen içeri girdi. Dedi ki törenler ertelendi. Çocuklar beni korumuştu orada. Bu durumu kesmemizi sağlamışlardı. Dışarı çıkarken o kitlenen, elleri kitlenen çocuklarımdan birine şöyle dedi. Size ne anlattı? Oyun oynadık dedi. Yani ne yaşadıklarını orada öğrenmişlerdi. Ve onlar çok değerliydi. Onlara sonsuz değer verdiğimi onlara hissettirmiştim. Ve biz orada zaten o güne gelene kadar o kadar çok güzel, keyifli anlar geçirmiştik ki. Kapıdan çıktığında dedim tamam. Bir gün sonra yani o gün evime gittim. Çok zordu. Sarah Gion'un Birdland Kışı kitabını okuyordum. Orada bakmak ve görmek diye bir an vardı. Beni çok etkilemişti. Sonra oğlumun yanına gittim, odasına gittim. Daha o zaman tabii küçüktü. Şöyle yüzüne baktım. Dedim ki bundan sonraki hayatında tüm çocukların yüzüne bakabilmek için senin bu mücadeleye başlaman lazım Saadet. Eşime bir şey söylemedim. Çünkü biliyorum ki hani ben onun için çok kıymetliyim ve beni oraya göndermezdi. Ama o çocuklara artık bir şey anlatmıştım ve bana anlatacaklardı. Sakindim. Gerçekten sakindim. Endişeli de değildim. İçeri girdim, oturdum ve 6,5 yaşındaki o ceylan bakışlı, o kıvırcık saçlı müthiş çocuğum içeriye doğru girdi. Seninle konuşmam lazım dedi. Konuşalım dedim. Beni dedi kötü seven biri var. Ama daha kötü sevdikleri var dedi. Ve içeriye diğer arkadaşını aldı. Ama ben dedi utanırım. Sınıftan çocukları çıkarıp güvenli parkımıza daha büyük bir çocukla onları gönderdim. Dizlerimin üstüne çöktüm. Sınıfımın kapısına dayandım. Ve bana orada şöyle dedi. Öğretmenim ben hamile kalmış olmaktan korkuyorum. Ona şöyle dedim. Kahrolsun düşün. Öğretmenim dedi çok büyük bir çukur kaldı ya. O çukura seni gömecekmiş. Arabanı baraja atacakmış. Telefonunu baraja atacakmış. Sen ölür müsün? Dedim ben ölümsüzüm.
Şimdi dedim sizi dinliyorum. Sizi için buradayım ben. Ve bana asla olağan akışın dışında bir çocuğun anlatamayacağı bütün ayrıntıları anlattılar. O an yaşadığım duygu şuydu. Onlar dünyaya sevgi dolu geldiler ve onlar benim başıma bir şey gelecek diye susmuşlardı. Ve mücadeleye başladık. Çıkarken şunu dedim. Şimdi ben buradan jandarma komutanlığına gidiyorum. Polis teyzeler, jandarma teyzeler, erkek kimliğini orada bir kaybettik. Her şeyi bana anlatamadığınız ne varsa anlatacaksınız. Neler olduğunu öğrendik, ayrıntıları öğrendik. Onlar kahraman, o çocuklar kahraman. Çünkü biz çağlar boyu susan çocuklar yetiştirdik.